hepinizin kapısına dayanacaklar. Bakın, hepinizin kapısına dayanacaklar. Sadece... Sadece sıra gelmek için size gelmekler. Sadece çiğnikleri de bağlamak için size gelmekler. Bunlar cumhuriyetimize, bunlar Türk devrimlerine, bunlar Atatürk'e ve tüm değerlerimize düşmandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir Yüce Türk Milleti'nindir. Sağlık kontrolünün ardından eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Silivri cezaevine götürüldü. Şu an yaptın izinsiz. Bakınız ben 2010 yılında istifa ettim, ayrıldım. Niçin biliyor musunuz? Kaçmak için değil, mücadele etmek için. Yaşamım boyunca siyaset yapmak, yaşamım boyunca gazeteydim, yazarlık, aklımdan bile geçmedi. Niçin yapıyorum biliyor musunuz? Yurt savunması için. Her gece gün saflaşıyoruz, dişlerimiz sıkılıyor. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, laik ve yobaz olarak saflaşıyoruz ve süratle koşarak iç savaşa doğru gidiyoruz. Kimdir bunun sorumlusu? Hiç şüphe yok ki Erdoğan ve AKP'dir. Ama Rauf Denktaş'ı düşman olarak gördüler. Şunu demek istiyorum. Yol boyu ve Barzani'yi dost, Rauf Denktaş'ı düşman görenler bu ülkeye hayır yok. Devlet güvenlik güçleriyle Diyarbakır'da yok oldu, sütre gerisine çekildi. Bir ülkede, bir devlette silah kullanma yetkisi sadece devlete aittir. Ama devlet bu yetkiyi, bölgede devlet bu yetkiyi Diyarbakır'da PKK terörüne devretti. Şimdi bugün iflas etmiş Yunanistan bize meydan okuyor. Türkiye ne yapıyor? Uyuyor. Ya Muz Cumhuriyeti'nde bile olmaz ya. Vallahi Muz Cumhuriyeti'nde bile olmaz. Niçin istifa etti? Operasyon. Nasıl operasyon? Ya komutanın, subayın ne yapmışlar biliyor musunuz? Kızının yatak odasına kamera koymuşlar. Bu ahlaksızlar, şerefsizler. Department of State, Dışişleri Bakanlığı ne getirse imzalamak zorunda. Fransa'da farklı mı? Sarkozy, Holland, sağcı, solcu, fark eden bir şey var mı? He? Almanya! Peki İngiltere? Değişiklik var mı? Bakınız, olmaz! Peki Türkiye'de olabilir mi? Türkiye'de olmaz. Niçin? İdeolojimiz var. Anayasada yazıyor, değiştirilmez. Kırmızı çizgilerimiz var. Ama emperyalizmin hedefleri farklı. Niçin farklı? Barzanistan'ı denize çıkarmak istiyor. Kukla Kürt devleti yapmak istiyor. Yani askerlerden memnun değiller, kırmızı çizgilerden memnun değiller, stratejik hedeflerden memnun değiller. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojisinden memnun değiller. Nedir? Operasyon yapılması lazım. Türkiye'de rejim değişikliği yaptırılması lazım. Şimdi Ergenekon, Aliyoz, casusluk, bunların hepsi nedir biliyor musunuz? Operasyondur. Türkiye'de rejim değişikliği yaptırabilmek içindir. Allah Allah diye askerine hücum ettiren, taarruz eden bir ordu nasıl Allah'ın evi camiye bomba atmayı düşünür? Vicdansızlıktır. Lanetliyorum bunları. Toplayacakmış, oradaki cemaati bombalayacakmış. Böyle bir şey düşünenler çok özür dilerim, şerefsizdir ya. Evet. Şimdi ben gidecekmişim, efendim kendi arkadaşımı vuracağım. Böyle şerefsizlik olur mu ya? Ben nasıl vururum arkadaşımı ya? Bir pilotu ben nasıl vururum Türk pilotunu ya? Düşünebiliyor musun kardeşim sen benim? Bakınız bugün deniz kuvvetlerinin savaşacak durumu yok. Ben işlerimden gidiyorum biliyorum. Savaşacak durumu yok. Şimdi geçtiğimiz yıl
Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı giderler Başbakan'a, derler ki Başbakanım, Deniz Kuvvetleri özellikle çok kötü durumda. Savaşacak duruluyor. Ne der Başbakanımız? Merak etmeyin, biliyorum. Amiral değil, sadece Deniz Kuvvetleri söylüyor. Muhalif olanları, yani işte bir eczacıymış, doktormuş, mühendisler, bunları saymıyorum. Muhalif olanların üçte ikisi tutuklu, üçüncü mağdur, müşteki, sanık. Böyle komedi, böyle şerefsiz bir düzen olabilir mi? Bugün casusluk. Bakınız, ben o çocukları hepsini tanıyorum. Orada casus falan yok. Bu operasyonun arkasındaki ben casus. Emperyal İstik casus. Siz bunu söyleyin, Ergenekon, Bayros, casusluk. Bunların hepsi yalandır, dolandır, iftiradır. Nedir? Nedir bunlar? Emperyalist operasyonlardır. Peki bu operasyonları kim yapmıştır? Eski örgüt, CIA kontrolünde olan ve AKP tarafından yardım alınan bu örgüt yapmıştır. Şimdi biraz öncekini söylendi. Başbakanımız demiş ki gönderecek kimseyi bulamıyorum diye. Ben buna gülerim. Timsahın gözyaşları derim. Hepsi operasyonun içindedir. Şimdi düşünün. Bu teröristlere Türk Hava Yolları'nın uçağı tahsis edildi. Kim bu teröristler? Ellerinde Türk şehidinin kanı var. Ama şehitlerimiz kamyonetle taşınırken bunlar Türk Hava Yolları uçağıyla taşındılar. Peki bu Türk Hava Yolları o kimdir Türk Hava Yolları? Hani kazalar bitsin diye deve kesilen bir yerdir. Uçaklarda asla başta aydınlık olmak üzere yurtsever gazeteleri bulamazsınız. İrs birlikçi şerefsiz gazeteleri bulabilirsiniz. Bu Türk Hava Yolları askerimize düşman, biliyor musunuz? Türk Hava Yolları pilotları olan havacı askerlerimizin hepsini attılar. Yerlerine kimleri istihdam ettiler biliyor musunuz? Yunanlı pilotları. Yanlış duymuyorsunuz. Türk askerini attılar, Yunanlı pilotları oralarda görevlendiriyorlar, çalıştırıyorlar, istihdam ediyorlar. Bakınız, istihbaratın çoğu açık kaynaklardan elde edilir. En iyi istihbarat toplama unsurları kimlerdir biliyor musunuz? Kaptanlar ve pilotlardır. Girdikleri limanlara, indikleri ve kalktıkları havaalanlarının, civarlarının her şeyini yazarlar, çizerler, kendi ülkelerinin istihbarat kuruluşlarına gönderirler. Bakınız, bunlar askerimize düşmandır ama Yunanlı pilotu, Yunanlıyı bağrına basarlar. Bugün iflas etmiş Yunanistan bize meydan okuyor. Nasıl okuyor biliyor musunuz? Bunu halk bilmez. Akdeniz
Akdeniz'i paylaşıyorlar. Mavi Vatan diye bir kavram var. 800 bin kilometre karelik siz kara ülkemizi biliyorsunuz. Deniz ülkemizi biliyor musunuz? Yaklaşık yarısı bu. Kaynakların çoğu nerede? Denizde. Ne var orada? Besin var. Ne var orada? Enerji var. Ne var orada? Ham madde var. Şimdi Yunanistan yaptığı anlaşmalarla şu geçtiğimiz 10 yıl içinde Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte Lübnan'da, Mısır'da, İsrail'de bu mavi ülke, mavi vatan dediğimiz Akdeniz'i paylaşıyorlar. Türkiye ne yapıyor? Uyuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ben Nur Gümüş Doğrayan. 1985 İstanbul katılma fikri bana çok çekici geldi. Çünkü heyecan verici. Yapabileceğimi de düşünüyorum. Sen ya inanılmazsın yani. Söyleyebileceğim hiçbir şey. Arkadaşlar. Halbuki bizim milli içkimiz ayrandır. Gerçekten yani. O bir değil. Bu bir değil. Bir o mi? Zaman 6 vermeseydin 9 verseydin. Tabii ki 9 değil. Verseydin. Tabii ki 9 değil. Benim için de bir. Barosu Başkanı Tahir Elçi ile konuşacak. Ama hepsini yeme. Tamam. Bir parça yavrum. Böyle bir parça ye. Ye yavrum. Burası sırf atraksiyon ve bütün etaplar gitgide daha da zorlaşacak. Şu an gerçekten yani hamileliği davul çalarak ilan etmek de bizim terbiyemize aykırıdır. Hadi, hadi bebeğim. Kök beni başkasıyla düşün, başkasıyla düşün beni. Sen bebeğim harikasın. Durmak ikinci yaptı. Telekinezi Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmesi için sürekli çalışmaya. Peki bugün Yunanistan hazırlanıyor zaten. Ege'de 12 bini ilan ederse ne yapacaksınız? Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri, çünkü Türk Deniz Kuvvetleri operasyon yapılmış. Bakınız, oradaki Mavi Vatan'da protein var. Bugün sizin doğmamış, torununuzun tüketeceği protein var. Hiç siz İngilizlere baktınız mı? Ha, bakıyor musunuz televizyonlarda, sinemalarda? Yanaklarından kan damlar, protein tüketiyorlar. Biz protein tüketmiyoruz. Ama protein orada. Bakınız, sadece Kıbrıs'ın etrafında Türkiye'nin 100 yılda yetebilecek kadar ne var? Doğal gaz var, petrol var. Ama Yunanistan bölüşüyor, paylaşıyor. Adalarımız işgal altında. Ne kadar bu durumda ada var biliyor musunuz? 152 tane. Evet. Lozan'a göre Türk adaları Yunanlılar tarafından işgal edildi. Geçen Eşek Adası'na Yunan Cumhurbaşkanı geldi. Tabii. Orada haçı denize indirme törenine katıldı. Dışişleri Bakanı hayır böyle bir şey yok diyemedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli de bir kere bu olayı ağzına alma. Gazeteciler tehdit ediliyor. Evet. Sakın diyor bu ada işgallerini Yunan Başbakanı'na sormayın diyor. Sormayın diye, İşte evet. Türkiye'nin hali pürmelali evet. Budur. Bunları biliyor mu? Eğer caydırıcılığını kaybetmiş bir deniz kuvvetin olduğu zaman ben savaşmam. Hiç savaşmak değil ki. Hepiniz olduğunuz yerde büyüklü ve küçüklü buna direneceksiniz. Eğer direnmezseniz çocuklarınızı İran'a, çocuklarınızı Suriye'ye göndermeye ve cenaze namazlarını kılmaya da hazır olun. Yapılması gereken nedir biliyor musunuz? Herkes bulunduğu mevzide duracak, tutunacak. Atatürk için, devrimler için, yurtseverlik için, Türkiye Cumhuriyeti için mücadele edecektir.